Hayırlı günler efendim. Bir Niyet Bir Tasavvur programına hoş geldiniz. Bu hafta sizlere çok özel bir mekandan sesleniyoruz. Bağları ve bahçeleriyle Osmanlı padişahlarının da gönlünde taht kurmuş bir semtteyiz. Sarıyer'deyiz. Sarıyer'de fıstıklı bağlarda iki katlı ahşap mütevazi bir evdeyiz. Ama manevi anlamda çok önemli bir ev burası. Bediüzzaman Hazretlerinin 1918-1922 yılları arasında İstanbul işgal altındayken misafir olarak kaldığı bir halvethane burası. Tabii o yıllarda buradan İstanbul Boğazı'nı ve Yuşa Tepesi'ni izleme imkanının da olduğunu düşünürsek tefekkür açısından çok önemli bir konuma sahip. Şimdi o manzaralara aşina değil burası ama manevi anlamda özelliğini halen koruyor bu mekan. Burada aldığınız her nefeste hem bedenen hem de ruhen dinlenmeniz mümkün. Ciddi bir huzur yaşatıyor aynı zamanda bu ev. Şimdi burada hanım dersleri, bey dersleri de yapılmakta. Medrese olarak da kullanılmaktadır burası. Sözü daha fazla uzatmadan Üstad Hazretlerinin kendi dilinden burada yaşadıklarını size aktarmak istiyoruz. Şöyle anlatır Üstad burada yaşadıklarını. Bundan 30 sene evvel eski Said'in gafil kafasına müthiş tokatlar indi. El mevtu hakkun kaziyesini düşündü. Kendini bataklık çamurunda gördü. Medet istedi, bir yol aradı. Bir halaskar taharri etti. Gördü ki yollar muhtelif, tereddütte kaldı. Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Geylani radıyallahu anh'ın Futuhul Gayb namındaki kitabıyla tefeül etti. Tefeülde şu çıktı. Ente fidaru hikmeti, fetu tabiben yudabi kalbek. Sen darül hikmettesin, önce kalbini tedavi edecek bir tabip ara. Aciptir ki o vakit ben Darül Hikmetül İslamiye azasıydım. Güya ehli imanın yaralarını tedaviye çalışan bir hekim idim. Halbuki en ziyade hasta bendim. Hasta evvel kendine bakmalı, sonra hastalarına bakabilir. İşte Hazreti Şeyh bana der ki, sen kendin hastasın, kendine bir tabip ara. Ben dedim, sen tabibim ol. Tuttum kendim ona muhatap addederek o kitabı bana hitap ediyor gibi okudum. Fakat kitap çok şiddetliydi. Gururumu dehşetli kırıyordu. Nefsimde şiddetli ameliyatı cerrahiye yaptı. Dayanamadım. Yarısına kadar kendimi ona muhatap ederek okudum. Bitirmeye tahammülüm kalmadı. O kitabı dolaba koydum. Üstadım birkaç üstadından olan Gavs-ı Geylani aslında ona yolunu göstermişti. Sen hastasın, önce kendini tedavi et demişti. Bundan sonra afaki daireden enfüsü daireye doğru bilerek ve bilmeyerek giden Bediüzzaman ilahi planın gereği olarak bu mekanda iki önemli kitabı Yeni Said'e geçişte rehber olarak almıştır. Mekanı halvethane olarak seçmesi de bu iki kitabı burada okuması da onun için ilahi bir ameliyat muamelesidir. Önce dayanamadığı kitabı tekrar dolaptan indirir ve okumaya devam eder. Ve şöyle der. Fakat sonra ameliyat-ı şifakeraneden gelen acılar gitti, lezzet geldi. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum ve çok istifade ettim. Ve onun virdini ve münacatını dinledim, çok istifaze ettim. Eve gelişinden sonraki gelişmeleri ise şöyle anlatır üstad. İşte bu İhtar-ı Kur'aniye'yi aldıktan sonra o kabristan İstanbul'dan da daha ziyade bana ünsiyetli oldu. Halvet ve uzlet bana sohbet muaşeretten daha ziyade hoş geldi. Ben de Boğaz tarafındaki Sarıyer'de bir halvethane kendime buldum. Gavs-ı Azam radıyallahu anh'ın Futuhul Gaybi ile bana bir üstad ve tabip ve mürşit olduğu gibi İmam-ı Rabbani radıyallahu anh mektubatıyla bir enis, bir müşfik, bir hoca hükmüne geçti. O vakit ihtiyarlığa girdiğimden ve medeniyetin ezvakından çekildiğimden ve hayat-ı içtimaiyeden sıyrıldığımdan çok memnun oldum. Allah'a şükrettim. Bu mekanda Bediüzzaman Hazretleri'nin okuduğu ikinci kitap Mektubat kitabıdır İmam-ı Rabbani'nin ve o kitabı okumasını da şöyle anlatır. İmam-ı Rabbani'nin Mektubat kitabını gördüm. Elime aldım.
Halis bir tefeül ederek açtım. Acayiptendir ki bütün mektubatta yalnız iki yerde Bediüzzaman lafzı var. O iki mektup bana birden açıldı. Pederimin ismi Mirza olduğundan o mektupların başında Mirza Bediüzzaman'a mektup diye yazılı olarak gördüm. Fesubhanallah, bu kitap bana hitap ediyor. İmam o mektuplarında tavsiye ettiği gibi çok mektuplarında müsirrane şunu tavsiye ediyor. Tevhidi kıble et. Yani birini üstad tut, arkasından git. Başkasıyla meşgul olma. Orada Kur'an'ı kendine mürşit telakki eder ve ona yapıştım der. Bediüzzaman Hazretleri bundan sonra artık burada yeni bir bakış açısı ve yaşam tarzını hayatına katar. O artık ara sıra eski Said'in dünyasına gidip gelse de tamamen değişmiştir. Eşyalara, olaylara, nesnelere bakış açısı tamamıyla değişmiş. Artık o yeni Said olmuştur. İşte bu büyük dönüşüm ve değişimin olduğu bu mekanda Üstad Bediüzzaman Hazretlerini anma haftasında biz burada olmayı ve buradan ders yapmayı arzu ettik. Bediüzzaman'ı anmanın ve anlamanın onun eserini anlamakla olacağını biliyoruz. Ve her hafta bu niyetle sizlerle Risale-i Nur'u okuyup anlamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak hem sizleri hem bizleri bu yolda muvaffak eylesin. Buraya da hoş geldiniz Nurender Hanım. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bu hafta biz dersimizde Kur'an mucizesini konuşacağız inşallah. 25. sözün başında şöyle bir söz var. Elde Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka burhan aramak aklıma zait görünür. Elde Kur'an gibi bir burhan-ı hakikat varken münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir diyor. Evet. Buradan başlayalım arzu ederseniz. Evet, siz de sunuş bölümünüzde Birinci Dünya Savaşı'ndan falan bahsetmiştiniz. Ben de ona paralel gitmesi açısından o noktadan alayım isterseniz konuyu. Birinci Dünya Savaşı hem alem-i İslam için hem de Osmanlı İmparatorluğu için bir dönüm noktasını oluşturmuştur. Ve aynı zamanda da o tarihe baktığımız zaman da en dehşetli olaylardan biri olarak biz bu meseleye bakabiliriz. Üstad Hazretleri de böylesi bir hadiseyi bir rüya-i sadıka ile görmüş, kalben hissetmiş. 28. mektubun 7. risalesi ve 7. meselesi olan bölümde rüyasını tafsili olarak orada anlatır. Bir ağrı dağının eteği altında dağın infilak ettiğini ve o infilak eden dağların da bütün İslam alemine doğru savrulduğundan bahseder. Bunun hemen akabinde Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışıyla birlikte sadece o Osmanlı Devleti'ne değil de alem-i İslam da çok büyük sıkıntılar içerisine girmiştir. Sonraki süreçte zikirhaneler kapatılmış, tekkeler, medreseler kapatılmış. Ezan ve kamet gibi şeairde İsmullah'ın yerine başka isimler zikredilir olmuş. Tam bu noktada Kur'an'ın etrafındaki surlar yıkılacak ifadesi karşımıza çıkmakta. Kurulan yeni sistem, yeni rejimin Kur'an'ı savunan medreseleri engellemesi noktasında Cenab-ı Hak bu millete Risale-i Nur gibi eserleri nasip etmiştir. İcaz-ı Kur'an'ı beyan sözler ile olmuştur. Burası önemli bir nokta. Evet, icaz-ı Kur'an'ı beyan sözler ile olmuştur. Risale-i Nur bu kadar muannet bir dönemde, bu kadar saldırıların yoğun olarak yaşandığı o dönemde mücahidane bir şekilde Risale-i Nur Kur'an'ın mucize olduğunu etrafa neşretmiştir. Dönem de önemli değil mi? Yani? Tabii ki önemli. Yazıldığı dönemdeki sıkıntılar da çok önemli bu açıdan baktığımızda. Evet, o sıkıntılara binaen belki de böylesi bir eserle bu millet ve alemi İslam müşerref kılınmıştır. Yine Kur'an'ın menba ve merciğinin semavi olduğunu ispat etmiştir ve Kur'an'ın beşer kelamı değil de Cenab-ı Hakk'a ait olan o kelam sıfatından geldiğini eserlerin bütününde ispat-ı vücut etmiştir. Kelam kimden gelmiş, kime gelmiş, niçin gelmiş denilmesiyle
kıymeti ve ulviyeti tezahür ettiğinden dolayı belati tezahür etmesi noktasından Kur'an'ın misli olmaz, benzeri yapılamaz şekli ile ve ona yetişilmez şeklinde izah ve ispatları vardır. Ve yine aynı zamanda Kur'an'ın veç-i icazını 25. söz, işaretül icaz gibi eserlerinde ispatı vücuh etmiştir. Yani 7 külli vecih ile 40 vecih ile de mucize olduğunu ispat etmiştir. Bu eserlerinde belaatin ince uslup ve esaslarını ortaya koymakla beraber farklı bir noktaya da değinmiştir. Yani hem ilmi bir tefsir olması açısından hem de sosyolojik bir tefsir niteliğini taşıması noktasından mükemmel bir eser ortaya çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'in o yedi veçi ile mucize oluşunda ise şunlar vardır. Lafzındaki fesahati, ihbaratı gaybiyeden haber vermesi, derece-i icazdaki belaati, fezlekesi, uslup ve icazındaki camiyeti, nazmındaki cezaleti, camiyeti harikulade olması gibi her bir maddeyi de incelediğimizde içeriğinden 40'a yakın yine mucizevi yönleri yakalamamız mümkündür. Şimdi yani bunun unutulması ya da unutturulması söz konusu olamaz diye bu mucize eseri evet. bir kere daha gün yüzüne çıkarıyoruz. Yani insanlar şöyle düşünüyorlar hani bu noktada hani Kur'an-ı Kerim'i insanlar kendi kendilerine böyle saldırılar olduktan sonra muhafaza ettiklerini düşünüyorlar. Hatta o dönemlerde birçok alim sahip olduğu ilmi saha neyse o sahaya uygun olarak bir takım eserler telif ederek hem Kur'an'ın mucize olma yönünü hem de muhafaza etme adını bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Elbette ki isabetli adımlardır. Fakat Kur'an zaten kendi kendini koruyor. Nasıl koruyor? Kur'an bu sahip olduğu belaatindeki icazı zaten onun zırhıdır. Bu zırhla zaten korunma altındadır. Yani bu nokta önemli bir nokta. Evet yine o dönemlere dönüp baktığımızda mesela yazılı edebiyatı olmayan Arapların değil mi? Edebiyatça çok yüksek seviyelerde olan ediplere sahip olduğunu görüyoruz. Buna rağmen Kur'an'ın 7 tane veçi var mucize olan. O vecihlerden sadece belaat yani bir veçi olan belaate yöneliyorlar. Fakat o belaatte de tek bir surenin mislini getiremeyişleri ve bundan istinkaf etmeleri Kur'an'ın ilmi belaatinin mucize ve aynı zamanda tabakat-ı beşerin fevkinde bir noktada olduğunun hem göstergesidir hem de aynı zamanda bir imzadır. Kur'an o asırdan bu asıra kadar öyle bir belaat göstermiştir ki Kabe'nin duvarında altın harflerle yazılı olan Muallakat-ı Seb'a diye ifade etmiş olduğumuz 7 tane meşhur edibin şiirleri, kasideleri vardır. Lebid'in kızı o kasideleri indirir babasının kasidesini özellikle ayata karşı der işte bunun bir hükmü kalmadı şeklinde bir yaklaşımı vardır. Bir başka bedevi edip ise ayet-i kerime işittiği zaman ayetin diyor belaatine secde ettim diye bir yaklaşımı vardır. Bunun dışında ilmi belaatin dahilerinden Abdülkahir-i Cürcani, Sekkaki, Zemahşeri gibi dahi şahsiyetler de bir noktada icma ve ittifak etmişler. O da Kur'an'ın belaatinin takat-ı beşerin fevkinde olma meselesinde. Evet. Yani o kadar edebiyat noktasında zirvede olmalarına rağmen Kur'an-ı Kerim'in belaatine yetişemiyorlar. Hatta o Kabe'nin duvarına asılan o yedi edibin şiirleri çeviri olarak hani dillere çevrilmiş. Fakat bugünkü şairlerin o ediplerin yazmış olduğu şiirlere, kasidelere yetişemeyecek bir belaate sahip olduklarını görüyoruz aynı zamanda. Bu da önemli bir nokta. Söylemede Arap edebiyatçıları geçecek bir edebiyatçı yok yani. Yok. Sözü düzgün ve usulünce söylemede ama Kur'an-ı Kerim geldiğinde değil mi o şairler de bir noktada kalmışlar belagat noktasında. Yani beşer kelamının olamayacağı konusunda ittifak etmişler aslında. Belaati secde etme noktasında. Nasıl Cenab-ı Hakk'ın kudret sıfatından gelen bir sanatı bizim taklit etmemiz veya onun bir benzerini ortaya koymamız mümkün değilse Cenab-ı Hakk'ın da yine o kelam sıfatından gelen Kur'an'ı taklit etmek veya onu tahrif etmek, onu bozmaya çalışmak insanların haddine değildir. Şeye baktığımızda Nurender Hanım o zaman da hani belagat çok önemli olduğu için Kur'an-ı Kerim o mucizeyle geliyor belki Arap Yarımadası'na ama baktığımızda mucize devam ediyor. Belagat bugün de
değil mi? Mucize olarak karşımıza çıkıyor sizin anlattıklarınız. Kıyamete kadar da belki sonrasında da devam hı-hı edecek olan bir yönüdür. Yani evet, sadece o zamanı kapsayan bir yön değildir, bir yöntem değildir. Evet. Bütün asırları, bütün zamanları içine alan böyle mucizevi bir yöne sahiptir. Evet. Bir kez söylenmiş bir söz bütün muhatapları ayrı evet şekillerde değil mi? Evet. Usulünce konuşabiliyor hala. Evet. Kur'an-ı Kerim'in bu belaat yönü ya da başka yönlerine karşı muarazaya kalkışmaya kalkışan insanlar, yani hı hı, bir takım insanlar ortaya çıkmışlar fakat Cenab-ı Hak onların körleştirmiş, yani o kuvvetini körleştirerek sükuta uğratmış. Yani evet, benzerini getiremeyecek noktada aciz kalmışlar aslında. Dolayısıyla Kur'an'ın bir benzerini yapmaları ya da tahrif etmelerinin imkansızlığı da bu noktada ortaya konulmuş oluyor. Bir başka noktadan da bir tespit var. Yine ilmi belaatin dahilerinden Cürcani, Sekkaki ve Zemahşeri gibi zatlar Kur'an-ı Kerim'in uslubu, nazmı vesaire gibi özellikleriyle hı hı meseleye baktıklarında beşerin bu noktada aciz kaldığını ifade ediyorlar. Yani beşer bu noktada yetişemez. Yani bu artık ortaya çıkmıştır, açıkça ortadadır şeklinde bir tespitleri de yine onlar var. Onlar da ilmi belagatın üstadları oluyor değil tabii, mi? Tabii çok ciddi eserler yazmışlardır. Aynı zamanda kendileri birer ekol sahibidir belaat noktasında. Hatta Sekkaki şöyle söyler, icaz diyor zevkidir, tarif tarifir edilmez. İcazı zevk etmeyen tarifte vakıf olamaz. Bal gibidir diye bir açılımı vardır. Sekkaki'ye muhalif olarak da Abdülkahir Cürcani Hazretleri kendi fikrini şöyle ifade ediyor. Diyor ki icaz tarif ve tabir edilmesi mümkündür. Ben bunları biraz daha yalın hale getireyim. Sekkaki'nin savunduğu fikirde şöyle, yani Kur'an'ın icaz yönünün herkese anlatılamayacağını, belli bir ilmi seviye ve altyapının olması gerektiğini savunuyor. Bunu da örnek olarak bal misalini vererek anlatıyor. Diyor ki işte nasıl balı bilmeyen, tadını bilmeyen, hiç görmeyen bir insana balı tarif etmek ve anlatmak nasıl mümkün değilse, zorsa, belli bir alt yapısı olmayan insanlara da icazı anlatmak zordur diyor. Ama kendisi belaat noktasında çok ciddi bir ekoldür. Buna muhalif olarak Abdülkahir Cürcani Hazretleri ise icazı herkese anlatabileceklerinin mümkün olmasından bahsediyor. Yani ilmi bir altyapıya sahip olunması hı hı önemli değil diyor. Mucize olduğu herkese ifade ve izah edilebilir diyor. Bediüzzaman Hazretleri bu noktada ikinci ekolün sahibi olan Abdülkahir Cürcani Hazretlerinin fikirlerini destekler ve kendi eserlerinde de aynı zamanda bunun mümkün olabilirliğini eserlerinde farklı noktalardan, farklı açılardan meseleyi alarak izah ve ispat etmiştir. Burası önemli bir noktadır. Ayrıca belaate de şöyle bir tanım getirmiştir. Hı hı. Bu 25. sözde, 1. şulede özellikle üstad üzerinde duruyor. Bu tanımı özellikle de vermek istiyorum. Belaati tanımlarken bir sözün fesaatten sonra muktezai hale mutabık bir şekilde söylenmesi ve ifade edilmesi diye izah ediyor. Ve aynı zamanda fesaatten sonra belaatin oluşabileceğinden bahsediyor. Bu da sair belaat ekollerine bir farklı tanım olarak biz bunu izah ve ifade edebiliriz. Özellikle İşaretül İcaz isimli eser ve 25. sözde bu nokta üzerinde hı hı yoğun bir şekilde yani durmakta. Yani o ediklerden, o üstadlardan, ilmi belagat evet üstadlarından birkaç adım evet öteye gidip bu mucizevi olan şeyin yönün her ortaya insana koyuyor anlatabileceği şekilde evet bir metot. Bir metot, evet, evet. Herkesin anlayabileceği bir seviyede bunu hı hı izah ve ispat İlim etmiştir. İlim olması şart değil yani. Bir evet altyapı olmadan evet da herkes hissesine düşeni alır diyor yani. Evet. Mesela buna bir örnek hı hı verebiliriz. 25. sözde geçen bir ayet-i kerime var. Enbiya suresinde geçiyor.
Andolsun diyor Rabbimin azabından en küçük bir esinti onlara hafifçe dokunacak olsa. Tavsili için hani 25. söze bakılabilir. Tek tek orada daha detaylı olarak anlatılmıştır. Biraz daha avamik bir lisanla izah etmeye çalışacağım. Bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman burada Kur'an-ı Kerim'de kelime ve cümleler arasında bir düzen ve birbirleriyle olan ilişki bu ayet-i kerimede ortaya konulmuş. Yani kelime ve cümle arasındaki düzen ve münasebetin tam bir uyum içerisinde veriliyor olması bu ayette çok daha ön plana çıktığı için bunu veriyoruz. Mucizedir, mucize niteliğindedir. Bir başka yönü de var yine aynı zamanda. Lafızlar da iç içe kullanılmıştır. Mesela nasıl? Bu manalardan bir tanesi o lafzın ruhu hükmünde. Bir de hakiki manasını ifade ederken diğer yönleri de yan manalar niteliğindedir. Lafzı söyleyen zat hakiki mana ile yan manalar arasında bir ayırıcı vasıf koyuyor. Fakat lafız ile yani hakiki mana ile yan manalar arasında da sıkı bir insiba kurmuştur. Bu da hat safhada bu ayet-i kerimede görünmektedir ve icaz noktasındadır. Yani biz bunu Türkçe'ye çevirince hani çok fazla belati anlamamız çok hani ne kadar mümkün bilemiyorum ama. Her ayetin içindeki kelimeler birbirini aslında hem manen hem de maddeten kelime olarak destekliyor. Birbirine bakan gözü, birbirini duyan kulağı varmış gibi değil mi? Yani evet. O noktadan baktığımızda mucize. Evet. Risale-i Nur ise hani bu zamanda... Yine farklı bir açıdan konuya bakmak istiyorum. En çok eleştirilere muhatap olunmuş olan ayet-i kerimeleri ele almıştır. Bu ayetler ince ve nurani bir şekilde kat'i deliller ve bürhanlar gösterilerek hani izah edilmiştir aynı zamanda. Bir yönü de bin küsür seneden beri itirazlarla karşı karşıya kalınmış olan ayet-i kerimeleri özellikle tercih etmiştir. Şunu da ifade etmek isterim ki alem-i İslam içerisinde de bin seneden beri çözülemeyen sorunlar ve problemler de yine Risale-i Nur'un içerisinde çözüme kavuşturulmuştur. Ve şunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Üstad Hazretleri özellikle tenkide uğramış olan ayetleri müdafaa etmiştir özellikle ve belli ayetler üzerinde durmuştur. Bu asrın ihtiyacı olan en önemli meselelerden biri imani ve ahlaki meselelerdir ve bunlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Diğer klasik tefsirlerde lafsi anlatımlar vardır. Yani bir ayetin, bir cümlenin harf, nokta, hareke noktasında incelenişi vardır. Fakat bu eserlerde biz bu lafsi noktada inceleme şeklini değil de daha çok bu asrın ihtiyacı olan ilaçların, reçetelerin bu ayetlerden doğrudan insanın ruhuna, maneviyatına hitap edecek şekildeki açıklamaları görüyoruz. Kelam açısından bir kelam tefsiri olarak bakamıyoruz belki ama mana olarak değil mi? Evet, mana tefsiridir aynı zamanda. Dediğiniz gibi manevi tefsir diye de ifade ettiğimiz bu yönleriyle biraz farklılık arz etmekte. Evet. Bir başka açıdan da yine ben konuya bakmak istiyorum. Çünkü önemli bir nokta bu da temsil meselesi. Yine mucizedir. Temsil ayat-ı Kur'an'ın aynı zamanda bir aynasıdır diye ifade eder. Kur'an'ın mucizül beyanda da çoğunlukla kendine muhatap almış olduğu insanlar avamlardır. Dolayısıyla onların zihinlerine anlaşılması güç ve zor olan meseleleri meselleme ve temsil metotlarıyla anlatmaya ve izah etmeye çalışır. Bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in irşat metodudur, bir uslubudur, bir usulüdür. Konumuzun başında belaatten bahsetmiştik. Belaatin içerisinde kinayi kelam diye bir bölüm var. Kinayi kelam, teşbih ve kinayi diye ifade ettiğimiz kısımlar Risale-i Nur'da çok yoğun olarak işlenmiştir. Şunu da şöyle izah etmek isterim. Yani Risale-i Nur'larda teşbih ve temsillerin kullanılma sebebini Üstad şöyle ifade ediyor. Diyor ki bunun sebebi hem tesil hem İslam hakikatlerinin ne kadar makul, ne kadar kolay, ne kadar anlaşılabilir ve ne kadar mütesanit olduklarını izah ve ifade etmek içindir. Ve hikayelerin hakikatleri hikayelerin sonunda anlatılmaktadır. Ve aynı zamanda diyor kinayet kabiliğinden olduğu için
yalnız onlara işaret ederler. Yani hayali hikayeler değillerdir aslında. Dikkatli bakılırsa tamamen bir takım hakikatleri anlatan meselelerdir diye ifade eder. Aynı zamanda bu temsil ve teşbihler Bediüzzaman'ın velayet yoluyla yapmış olduğu keşfiyatıdır. Burası önemli ve buraya dikkat çekmek yani istiyorum. Yani bilgiyle yazılmış şeyler değildir. Asfiya makamındadır. Asfiya makamında olmuş olduğundan dolayı onun keşfiyatı Kur'an ve sünnet ışığında hakikatleri izah etmeyi gerekli kılmıştır. Hı hı. Ve aynı zamanda asfiyaların en önemli özelliği ise keşfen görülen hakikatleri ilmen ispat edebilen alimlerdir. Bediüzzaman'ın da hayali hikayeler diye ifade edilen ya da hikayecikler şeklinde görmüş olduğu misal aleminde onun dünyasına yansıyan bu meseleleri Cenab-ı Hak hakikatler suretinde kalbine ilka etmiştir, bildirmiştir, ilham etmiştir tabiri diğerle. Bediüzzaman da bu kalbine hakikat olarak gelen bu ilhamları ilmen, hı hı, izah ve ispat etmiştir. Bu yönleriyle hemen hemen, önemlidir. Evet, her derste görüyoruz değil mi Nurendra Hanım? Böyle evet, bir temsil metodu. Evet. O zaman Kur'an'ın metodunu eserine tamamen usul olarak almış. Tabii ki almış. Yedi veçi külli, hı hı, olarak mucize olan maddeleri sıraladık. O maddeler içerisinde belaat yönü vardı. Belaat üç şeyden oluşuyor. Hı hı. Meani bedi şekliyle, beyan şekliyle geçiyor. İlmi beyan, ilmi meani diye. İlmi beyanın içerisinde yer alır bu temsilleme metodu, kinayi kelam diye ifade ettiğimiz kısım. Kur'an'ın tamamen temsilleme metodunu Risale-i Nur'da birebir oradan esis alıp bu ayetlerin izahatında kullanmıştır. Şimdi biz bunları neden konuştuk? Hatta bir örnek de vermek istiyorum, hı hı, temsilleme metoduna. Evet. İnsanın zihninin zorlandığı meseleler var demiştik. O meselelerden bir tanesi daire-i uluhiyete ait olan meselelerdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir anda birden fazla yerde bulunması, birçok işi bir anda yapabiliyor olması, her şeyi işitiyor, görüyor ve herkese bizzat kendi yardımda bulunuyor olma meselesi insanların gerçekten anlamakta zorlandığı bir meseledir. Ahiret inancı, mesela ölülerin diriliyor olması, evet, değil mi? Bunun gibi birçok, evet, birçok temsili hani örnekler, hı hı, sunulabilir. Bu meselenin tafsirini ben 16. sözde havale ederek, yani orada bu mesele bir güneş misali ispat vücut edilmiştir, zihne, hı hı, yakınlaştırılmıştır. Güneşin işte bir cüz'i hakikat iken deniz üzerinde ya da şeffaf şeyler üzerindeki tecellisiyle cüz'iyetten külliyete nasıl çıktığını, bir tek şey iken birçok şeye nasıl nüfuz ettiği misalini verilir ve bir de melaike misalinden yola çıkar. Meleklerin de birden fazla birçok yerde bulunup bulundukları yerin özelliklerini taşıyarak vazifeleri neyse onu yapmalarından bahsedilir. Buradan yola çıkarak Cenab-ı Hakk'ın da isim ve sıfatlarıyla kainatta her yerde ve herkese yakın olduğunu, her işte bizzat kendisinin ilgilendiğini ifade eder ve tafsirini oraya havale edelim. Bunları biz niçin anlattık, neden konuştuk? Konumuz Kur'an mucizesi. Kur'an kendini savunuyordu konumuz. Bunları anlatmamdaki sebep Kur'an'ın belaat yönü, icazındaki zırhıdır aslında. Temsille bu hakikatin yine ifade ve izah edilmesi, insanların zihinlerine aktarılması noktasında yine önemli bir noktayı yani temsil etmektedir. Temsil o mucizeyi görmemizi mi sağlıyor? Görmemizi sağlar ama şunu ben belirtmek istiyorum. Aslında Kur'an kendisini savunma noktasında ihtiyaç duymuyor. Zaten mucizedir. Hı hı. Yani burada ben biraz farklı açıdan bakmak istiyorum. Asıl olan insanların zihinlerinin etrafındaki surların yıkılması, insanların zihinlerindeki problemlerin ortadan kaldırılması. Bu noktada temsil meselesi zihinlerin vahiyle, aklın vahiyle buluşma noktasında hakikatlerin anlatılması ve ikna edilmesi noktasında ehemmiyet arz ediyor. Bu surlar zihinlerden kalktığı zaman zaten Kur'an'ın mucize olduğunu idrak edecek insanlar. Yani bizim aklımız vahye uzaklaştığı için anlayamıyoruz. Anlayamıyoruz. Aslında
vahiy bize yakın. Yakın ve bunu idrak ettikten sonra zaten belâti onun icazı, zırhıdır diye ifade etmiştik. Bu idraktan sonra biz de Kur'an'ın o zırhı altında aslında kendimizi koruma altına alacağız. Hem dünyamızı hem de ahiretimizi bu noktada imar etme saadetine inşallah vasıl olacağız. Evet, Allah razı olsun. Cümlemizden. Biz bu hafta dersimizde Risale-i Nur'u, Risale-i Nur'un özelliklerini, onu diğer mucizevi tefsirlerden ayıran farkları konuştuk ve izlediği metodu anlamaya çalıştık. Bu dersin ışığında Risale-i Nur derslerinin Kur'an mucizesini anlamamızda yepyeni bir yol ve yöntem açtığını görüyoruz. Bu asrın insanının idrakına Kur'an hakikatlerini yakınlaştırmada kullandığı yöntem ise onu asrın tefsiri yapıyor. Yine bu yöntemi Nurender Hanım'ın da dediği gibi Kur'an'dan alıyor. Kur'an kıssalarından ve temsillerinden yola çıkarak verdiği temsillerde bizim sönük olan kafa ışığımızı kapatıp güneşin farkına vardırıp güneşin ışığı ve nuruyla olaylara, nesnelere, hadiselere ve kendimize bakmamızı sağlıyor. Bu farklı bakış açısına yani Esma adına bakma diyoruz. Esma adına baktığımızda artık nefis hesaplarından ve sebeplerin baskısından kurtulan insan aklı, akıl, kalp ve ruhla buluşuyor. Bu üçünün bir arada olması Esma adına yaşamayı da sağlıyor. Böyle olunca her şeye Allah adına bakan, Esma adına bakan insan modeli ortaya çıkıyor. Zaten Kur'an'ın hedefi de, Kur'an'da konuşan alemlerin Rabbinin hedefi de bu değil miydi? Bediüzzaman bu eseri yazarken onun hedefi ise Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir ışık ve nur olduğunu bütün dünyaya ispat etmekti. Said Nursi Hazretlerini Bediüzzaman yapansa işte bu sancısıydı. Biz Kur'an namına kendisine Kur'an'ın mürşid edinen Bediüzzaman ve Risale-i Nur'la ahirete kadar kıyamete kadar iftihar edeceğiz. Ve bu eserin müellifi olan üstadımızı her zaman rahmet ve minnetle anacağız. Ruhuna binlerce Fatiha diyoruz. Bir sonraki bir niyet, bir tasavvur programında buluşuncaya dek Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi üzerinize olsun.